Ben Mehmet Zülfü Bayır. 1944 Diyarbakır Lalebey Mahallesi Puşur Sokak 44 nolu evde dünyaya geldim. Ve bu dünyaya gelişim devamında annemin tüberküloz hastası, o zaman ince hastalık dedikleri verem hastalığına tutukluydu. Biz annemizden yeteri kadar hizmet görmedik. Sadece saygı, sevgi ve bize olan acımaklıklarını dile getiriyor, onu görebiliyorduk. Annemiz 11 Haziran 1956'da vefat ettikten sonra, tabi vefatından önce babam bir tane övey anne getirdi. Annemle övey annemin arasında 40 gün geçmeden ikisi de vefat ettiler. Önce annem, sonra da övey annem çocuğuyla beraber vefat etti. Ve babam bunun dışında 4 defa daha evlenmek mecburiyetinde kaldı. Babamın toplam evlilik dönemleri 6 kişiyle oldu. Bu 6 kişiden biz değişik terbiyeler gördük, değişik yaşam tarzları gördük. İyi ve kötü anıları var bizimle. Öylesi oldu ki bir övey annem tamamen benimle beraber arkadaştı. Bir diğer övey annem de iki şeker için beni iki ders saati ağlatmak mecburiyetinde bıraktı. Ve ben babamın 6 defa evlenmesinden getirdiği eşlerin terbiye ve edepleriyle büyüdüm. Bazen tenkit gördüm, bazen takdir gördüm. Bu tenkit ve takdirler hayatımda bana ışıklar dünyaya getirmiş oldu. O hususta biraz deneyim sahibi oldum. Çocukluğum tamamen yoksulluklarla dopdoluydu. Bu yokluğun başında beni övey annelerin yetiştirmesi geliyordu. Bu övey annelerden biri ilkokula gittiğim zaman bize süt tozu veriyorlardı. Süt tozunu şekerli yememiz için bize tembihatta bulunuyorlardı ve diyorlardı evden daima iki tane şeker beraber getirin. Bir defasında iki şeker için iki ders ağladım. Övey annem bana iki şeker vermedi. Ve derken kiracılarımız bana iki şeker verdi ve ben o şekeri getirip süte koydum, sütü karıştırdım. O şekerin hicranı, o sütün berraklığı beni alıp götürdü ve bir türlü o sütü içemedim. O sütü de dökmek mecburiyetinde kaldım. Bu mecburiyetimin yegane sebebi çektiğim olumsuzluklardı. Bununla beraber hayatım çoğu kez olumlu ve olumsuz mevzuatlarla geçti. Bunların daima olumsuzluklarını olumluluğa çevirmek için Allah'a yalvardım, Allah'a sığındım. Feskuruni eskurkum veşkuruni ve la tekfurun sırrınca. Yani Allah diyor ki beni zikrediniz, ben de sizi nimetlerimle zikredeyim. Ve Allahu Teala Hazretlerinin bizi zikretmiş olduğu nimetleriyle bu seviyeye geldik. Şimdi benim 6 tane çocuğum var. 3'ü kız, 3'ü erkek. Evet, 12 tane de torunum var. Ve ben yaşamımı emekli memur olarak sürdürmekteyim. İsmet Ünlü döneminde Kur'an-ı Kerim okumak yasaktı. Yasaklanmıştı bir ara. Okutanlar da yasaklandırılırdı. Babam büyük abimi Kur'an-ı Kerim okuturduğu için emniyet tarafından tutuklandı ve göz altına alındı. Babamın Kur'an-ı Kerim'i büyük abime okuturduğu için tenkit ve tekdirine mahal vermiş oldu. Babam o hususta büyük tekdirler gördü. O zaman Ünlü dönemi öyleydi. Şimdi
dostluklar alakadarlar arasında sürdürülüyordu. Kolu komşular akşam yemeklerini birbirlerine ikram ediyor, birbirlerine gönderiyorlardı. Ahbaplıklar ise her zaman her yerde bahsediliyor, dile getiriliyordu. Yani şimdi Şaban Peker isminde bir arkadaşım var. Halen ilkokulu beraber bitirdik. Halen onu unutmamaktayım. Allah rahmet etsin, vefat etti. Hacı İzzet Efendi var, marangoz Hacı İzzet Efendi. O da arkadaşlarımın içinde, iyiler içindedir. Bununla beraber vefat eden dost arkadaşlarım da vardır. Mesela Miktat bir kardeşim, benim en iyi dostum ve arkadaşımdı. O da vefat etti. Şimdi bu vefat etmişlerin ızdırabı bazen içimizde tülleniyor. Bu ızdırabı hemen Allah'ın izniyle en güzel şekilde duaya çevirmek istiyoruz. Ve onlara dualar ediyoruz. Ve onların ilelebet cennette kalmasını Allah'tan diliyor, istiyoruz. Bu dualarımızın devamını alakadarlar arasında sağlamaya gayret ediyor. Evlat iyalımıza yansıtmaya da dikkat ediyoruz. Bayramlar çoğunlukla aile içinde geçerdi. Bu bilhassa akraba ailelerde gitgel olayları olurdu. Çocuklar bayramlık harçlığı için amcalarına, dayılarına falan giderlerdi. Örneğin ben amcama gider, her gidişimde 5 kuruş bayramlık alırdım. 5 kuruş bayramlık alırdım. Ve o 5 kuruş bayramlık beni çok çok mutlu ederdi. Çocuklara ait mutlu günlerin başında bayramlıklar gelirdi. Bu bayramların içinde de en dokunaklı, en okunaklı olan Ramazan bayramıydı. Çünkü Ramazan'da oruç vardı. Bu orucun nihayetinde bayram olunuyordu ve bu oruca karşılık ümmeti Muhammed'e bayram Allah tarafından veriliyordu. Bayram günü ilan ediliyordu. Bu bayramların çoğu işte dost ahbap ziyaretiyle geçiştiriliyordu. Kolu komşunun ziyaretiyle geçiştiriliyordu. Ve benzeri gibi 3 günlük bayram gelip gidiyordu. Biz çocuklar için ikinci bayramı hasretle gözlüyorduk, bekliyorduk. O bayramlardaki mutluluğun tekrar devamını sağlamak için bir nevi gayret ediyorduk. Hasretle bekliyorduk. Askerliği 1966'da bitirdim. 1970'te Trahom Savaş Dispanserliğinde Muzaffer Tükel isminde bizim baş tabibimiz vardı. Onun imtihanıyla, Allah ondan razı olsun, onun teşvikiyle ben memuriyet sınıfına girdim, memuriyet imtihanına girdim ve memuriyetini elde ettim. İlk okul mezunu olarak memur oldum. Orta, lise ve yüksek okulları tamamen de memuriyetim devamında iş içinde bitiriverdim. Şimdi yüksek okul mezunuyum. Yüksek okul mezunu olmakla beraber yaşamımın devamını sürdürüyorum. Tabii bu arada ben gezici memurdum. Sıtma savaş memurları denilen, ondan sonra Trahom savaş memurları denilen, Verem savaş memurları denilen sınıftaydık. Köyleri dolaşıyordum. Örneğin bir günde 17 köyü dolaştığım olmuştur. Yaya, ayakla. Ayakla 17 köyü dolaştığım olmuştur. Bu köylerin başında işte Karacadağ köyleri geliyor. Habeşi, Tırbaki, Tırbasipi,
gibi eski yeni isimleri vardı. Üçtepe falan şunları, bunları geziyordum. Baktım maaşım altı çocuğumla bana yetmiyor. Ve sağ olsun Abdülkadir Çiçek isminde bir arkadaşım kolumdan tuttu. Dedi senin boş vakitlerin çok var. Bu boş vakitleri gel ortaklı olarak bir sağlık kabini açtım. Beraber o sağlık kabininde yaşamımızı sürdürelim. Ve ben o sağlık kabinine girdim. Orada sünnet mevzuatlarını tamamen sünnet yapıyor. Sünnetçiliğin devamını sürdürüyordum. Öyle an oldu ki teşkilatlar vasıtasıyla bir dönemde 300 tane sünnet yapmış olduğum bile oldu. Sünnet mevzuatından dolayı biraz kesem açıldı, gönlüm açıldı. Evlat, iyal, çoluk, çocuğumun geliri onlara göre gelişiverdi. Hayatım boyunca üç hanımefendiye, iki daire, bir de büyük bir arsa yardımlar vasıtasıyla almak, onlara vermek hizmetinde bulundum. O hizmetimin karşılığını Allah bana verdi. Hiç unutmam. Evim yok, barkım yok. Doğduğum evde yaşıyordum. Bir gün böyle yolda giderken kendi kendime dedim. Dedim yahu dedim sen bu kadına ev aldın. Niye kendi kendine almıyorsun? Niye kendi kendine yapmıyorsun? Diye içimden bir his geçti. Ve o anda şeytana lanet getirmek dürüstlüğünü gördüm. Ve euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Ya Rabbim dedim. Beni görüyorsun. Beni bu şeytandan uzak kıl. Ve şeytana döndüm dedim ey iblis beni Rabbim görüyor. Her şeyi bana veren Allah'tır. Ve sanki o günden sonra Rabbim al sana dedi. Durumum mükemmeldir. Emekli maaşım var, yerim yurdum var, çocuklarımın evi var. Çocuklarıma ev aldım, çocuklarıma daire aldım. Çocuklarıma araba aldım. Sağ olsunlar çocuklarım. Hepsi benim emrimdediler. Üç kızım, daha evvel dediğim gibi üç de oğlum var. Onlardan memnunum. Allah da hepsinden memnun olsun. Sabah kalktığı zaman elini yüzünü yıkıyor. Ayaklarını da yıkasalar abdestleri tamam olur. Hele iki rekatçıkta namaz kılsalar nur ala nur olur. Bu beş vakit namaz mevzuatını zaten Allah Kur'an-ı Kerim'de 82 yerde emrediyor. 82 yerde Kur'an-ı Kerim'de Allah namazı emrediyor. Bakın 82 yerde bir namaz için emredilirse 5 vakit namaz için 410 defa Allah namazı emrediyor. 82 çarpı 5 410 eder. 410 defa Allah namazı emrediyor. Çünkü Allah diyor ki: "Feskuruni eskurkum ve şkuruni ve la tekfurun." Beni zikrediniz, ben de sizi zikredeyim. Tekfürlerden, nankörlerden olmayınız. Veşkürünü ve la tekfürün. Şükredin, nankörlerden olmayınız. İşte biz de ne zaman, ne şekil olursa olsun, önce sabır, selamet, ondan sonra zikir, ondan sonra fikir, ondan sonra şükrün devamını alakadarlar arasında sürdürmeliyiz. Fikir, şükür, zikir en büyük silahımız olmalı. Üç kelimecik. Fikir,
Zikir, şükür. Fikredeceksin, düşüneceksin. Zikredeceksin. Allah'ı bütün sıfatlarıyla anlayacaksın. Ve şükredeceksin. Allah'a şükürler olsun. Birinin gözü yok, senin iki gözün var. Bunu en büyük şükür vasıta ve vesilesi olarak kullanabilirsin. Birinin ayağı yok, senin iki ayağın var. Birinin eli yok, senin iki elin var. Birinin herhangi bir azasından bir eksikliği var. Senin ise tas tamam vücudun Allah sana vermiş. Bunun için şükredeceksin. Tekrar ediyorum. Feskuruni eskurkum ve şkuruni ve la tekfurun. Beni zikrediniz diyor Allah. Ben de sizi nimetlerimle zikredeyim. Ve şkuruni ve la tekfurun. Şükredin, nankörlerden olmayınız.